Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aselsan'ın 2022 yılı faaliyet raporu yayımlandı. Rapor kapsamında Barbaros sınıfı fırkateynler yarı ömür modernizasyonu kapsamındaki ikinci geminin haberleşme sisteminin fabrika kabulünün tamamlanarak teslim edildiği aktarıldı. Projede birinci geminin söküm, montaj ve devreye alma faaliyetleri devam ederken, ikinci gemi ihtiyacı için tüm savaş sistemlerinin fabrika kabul testleri tamamlandı. Raporda ayrıca İ sınıfı korvetlerin ilki olan Milgem 5'in haberleşme sistemlerinin fabrika kabullerinin 2022 yılı içerisinde yapıldığı, Preveze sınıfı denizaltıların yarı ömür modernizasyonu projesinde ilk denizaltının haberleşme sistemi kabulünün tamamlanarak teslim edildiği, Pakistan Milgem projesi kapsamında İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda inşa edilen 2 adet korvet sınıfı gemiye ait haberleşme sistemlerinin fabrika kabullerinin başarılı bir şekilde tamamlandığı ve sistemlerin platforma entegre edilmesi faaliyetlerine başlandığı belirtilmekte. 3 Nisan 2018'de sözleşmesi imzalanan ve uzun bir süredir devam eden Barbaros sınıfı fırkateyn yarı ömür modernizasyonu projesi ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan 4 adet Barbaros sınıfı fırkateynin mevcutta bulunan savaş sistemleri kaldırılarak yerine Aselsan ile Havelsan iş ortaklığı tarafından, çağın gereklerine uygun biçimde, yerli ve milli olarak geliştirilen sistemlerin donatılması hedeflenmektedir. Yerli sistemler ile donatılacak gemilerden ilkinin modernizasyonuna Aralık 2021'de başlanması ve 2023 yılında geminin hizmete alınması planlanmaktadır. Gemi savar füzelerinin artırılması, günümüzdeki muharebe ortamlarında gemi savunma sistemlerinin aşılmasının zorluğu düşünüldüğünde satürasyon saldırısı için önemli bir kabiliyet sıçramasını temsil etmektedir. Gemi modellerinde gösterilmeyen bir diğer geliştirme de modüler köprü üstü, kırlangıç için modifiye edilen bölüm ihtiyaca göre donatılabiliyor. Geminin 23 farklı mahallinde çalışmaları tamamlanan yerleşim çalışmaları var ve gemi inşa bazındaki bütün imalat ve tasarım fazı tamamlanmış oldu. Kalan birkaç sistemin fabrika kabul sistemlerinden sonra geminin tersaneye girmesi planlanıyor. Sistemlerin prototip ve doğrulamaları yapıldı.